Merhaba, benim adım Covid-19. Ama siz beni koronavirüsü olarak tanıyorsunuz. Uyarmadan geldiğim için affedin ama ne zaman, hangi şekilde ve ne güçte geleceğim hakkında sizi bilgilendirmek benim elimde olan bir şey değil. Neden mi buradayım? Buradayım çünkü bıkmıştım. Size sunulanla iyi şeyler yapmak yerine gelişiminizi nasıl da gerilettiğinizi izlemekten bıkmıştım. Kendinizi kendi ellerinizle durmaksızın mahvedişinizi izlemekten bıkmıştım. Bu gezegene yaptığınız muameleyi izlemekten bıkmıştım. Birbirinize nasıl davrandığınızı görmekten, şiddetiniz, savaşlarınız, kişiler arası çatışmalarınız, önyargılarınız, ikiyüzlülüklerinizden yorulmuştum. Sosyal kıskançlıklarınızdan, egoistliğinizden, kendinize ve ailenize ne kadar az zaman ayırdığınızı görmekten bıkmıştım. Çocuklarınıza ne kadar az zaman armağan ettiğinizi görmekten, yüzeysel şeylere ne kadar çok değer verdiğinizi görmekten bıkmıştım. Ve önemli şeylere ne kadar az ilgi gösterdiğinizi, kendinizi daha önemli hissetmek için sürekli en güzel elbise, en yeni telefon, en hızlı araba arayışlarınızdan bıkmıştım. Birbirinize ettiğiniz ihanetleri ve birbirinize karşı ne kadar umursamaz olduğunuzu görmekten bıkmıştım. Birbirinizle iletişim kurmak için ne kadar az zaman ayırdığınızı görmekten, devamlı yakınmalarınız, memnuniyetsizlikleriniz ve bunları değiştirmek için hiçbir şey yapmayışlarınız. Biliyorum, size karşı çok acımasızım. Belki de çok acımasız. Ama kimsenin gözünün yaşına bakmıyorum. Çünkü ben bir virüsüm. Size göstermek istediğim şey çok basit. Size yaşadığınız sosyal sınırlarınızı göstermek istedim. Onları ilelebet ortadan kaldırabilmeniz için her şeyi bilerek durma noktasına getirdim. Çünkü artık tüm enerjinizi tek önemli olana harcamanızı istiyorum. Çok basit. Yaşam. Sizin yaşamınız ve çocuklarınızınki paylaşmak, okşamak ve korumak. Sizi bilerek kilitli, evlerinizde izole edilmiş ebeveynlerinizden, dedeleriniz, ninelerinizden, çocuklarınızdan, torunlarınızdan ayrı istedim. Bir sarılmanın, bir insan temasının, diyaloğun, tokalaşmanın ne kadar değerli olduğunu nihayet anlayın diye. Arkadaşlarla geçirilen bir akşamın ya da parkta temiz havada bir yürüyüşün yeni başlangıcın bu olması gerek. Hepiniz eşitsiniz. Hepiniz eşitsiniz. Lütfen aranızda ayrım yapmayın. Ben sadece geçiyorum. Ama birliktelik ve sevginin hissi, işbirliği. Ben bunlara kısacık sürede ulaştım. Bu sonsuza dek sürsün. Hayatlarınızı mümkün olduğunca basit yaşayın. Nefes alın. İyi şeyler yapın. Doğanın tadını çıkarın. Hoşunuza giden ve sizi dolduran şeyleri yapın. Siz tekrar yaşamaya ve kutlamaya başladığınızda ben gitmiş olacağım. Ama hiçbir zaman daha iyi insanlar olmayı